NATO'nun doğuya doğru genişlemesi Türkiye için de tehdittir. NATO doğuya genişleme stratejisini kesinlikle gözden geçirmeli, sanal korkular üreterek gücünü ve üye ülkeleri devamlı bir arada tutma arayışından vazgeçmelidir. İki liderin NATO'nun doğuya doğru genişlemesi tespitleri üzerine Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, AK Parti, MHP, Vatan Partisi ve BBP politikalarını değerlendirdi. Uğuroğlu, Bahçeli ve Perinçek NATO'yu eleştiriyor. Erdoğan ve destici NATO'yu göreve çağırıyor ifadelerini kullandı. Biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk. Uğuroğlu yazısına da Bahçeli ile Perinçek aynı fikirdeler, iyi mi? başlığı attı. Amacıysa Türkiye gemisinde yer alan liderlerin ayrı fikirlere sahip olduğuna dikkat çekmekti. Ancak Uğuroğlu'nun üslubu MHP'nin tepkisine neden oldu. geçmişiyle birlikte... MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yeni çağ fitne çağ, yazar Uğuroğlu'na da uğursuz oldu diyerek hitap etti. Sosyal medya hesabından yeni çağ ve Uğuroğlu'na yanıt veren Yalçın, Perinçek veya bir başkası doğru da MHP lideri Sayın Bahçeli ile birleşiyorsa bu ancak olumlu yorumlanır. Buradan fitne çağın tefrika kuması yazarına ekmek çıkmaz ifadelerini kullandı. NATO'nun doğuya ilerleyişini durdurmak için Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek haklı bulmuş ve harekatın Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de rahatlattığını vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, ''Dünya barışı için biz de NATO'nun genişlemesini istiyoruz.'' demişti. Biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk. Bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup toplantısında NATO'nun doğuya doğru ilerlemesinin riskli olduğuna dikkat çekmişti. NATO doğuya genişleme stratejisini kesinlikle gözden geçirmeli sanal korkular üreterek gücünü ve üye ülkeleri devamlı bir arada tutma arayışından vazgeçmelidir.